2,5 kiloymuş. Ne? 2,5 kiloymuş benim çantam. Ya iyi, süper. Kombinine bayıldım. Çiçeklerimizi suladık. Koşmak ne güzel ya. Görüşürük. Evet, ne kadar olmuş bakalım? İlk 500 liramızı veriyoruz. Neredeyse kavga çıkıyordu. Anlatalım. Hadi anlat bakalım. Sen anlat, sen daha iyi şimdi biliyorsun. Şimdi biz arabayla geldik otoparka, işte kapalı otoparka park edeceğiz diye ama yer yokmuş. Ya kapalı otoparkın bütün şeylerini kapatmışlar. Evet. Girişlerini kapatmışlar. Giremezsin kardeşim, giremezsin evet, kardeşim. Evet, orada kapıya da bir bekçi koymuşlar, giremezsin diyor ya ama kardeşim. Ama kesinlikle giremezsin. Ben biz şimdi... Diyoruz ki belki yer vardır. Evet. Yani. Hı? Belki nitekim. Ya, belki biz girerken biri çıkacak ya. Ondan sonra... Sonra Mahmut dedi ki, abi dedi şuradan burnumu sokayım sonra döneceğim dedi. Burnunu soktum. Sonra bastı gaza. Adam da diyor ki, plakanı okuyorum diyor adam. Ne dedi? Plakanı kaydediyorum dedi. Plakanı kaydediyorum dedi. Kaydetsen ne olacak hayır, ki? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Orada tamam, yer var, sen tamam, yalan yer söylüyorsun. Yer yoksa eğer zaten ne yapacağım? Çıkacağım tekrar evet. Yukarı. Bırak bakayım. İnsanlar girip çıkmıyor mu sürekli havalimanına? Evet. Neyse, sonuç itibariyle arkadaşlar indiğimiz ve gibi var de ya, bulduk. Direkt yer bulduk ya. Girer girmez. Girdiğimiz İki tane bulduk. Yer vardı hem de. Beğenmedi boşu ki boşuna ikili. Kendi de sinirlendi. He. Bize de. Ama bize güzel oldu. Bize atraksiyon oldu yani. Ama ben şaşırdım Mahmut'a. Ben gerçekten burnunu sokup dönecek zannediyordum. Şöyle dönecekmiş gibi yapıp. İlerledi. Neyse. O anları çekebilmek güzel olurdu tabii evet. Ama daha hayatımızı sürekli kamerayla yaşama konusunda sonra tecrübe edinmemiz gerekiyor. Yeni bir şey daha var. Ne var? Puf. Artık zam gelmiş. Maalesef. Evet, bu ilk 500 liralık çıkış harcı puluyla evet. Çıkışımız arkadaşlar. 1000 lira şimdiden. 1000 liralık olduk evet. Şimdiden. Daha çıkmadık yani buradayız. Daha çıkmadık. Buradayız. 1000 liralık olduk. Son bakalım. Burası baya bir sigara kokuyor. Sanki birileri direkt evet sigara içiyormuş gibi ya. Neyse hadi bakalım. Ayşe de bu arada size çok güzel bir şey hazırlıyor. İçeri. Uf. Yeni bir meydan okuma var. Yine sizden gelen çok güzel bir meydan okumayı yapacağım. Yapıyorsun. Bir daha yapacağım. Yaptın paylaş. Bu videoyu izleyenlere ne kadar onlar yaptın, bitti. Ondan sonra paylaştın. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde böyle bayağı aylar falan diyeceğim de. Hemen izlerse. Aylar ya, bir yıl. En az bir yıl. Bir yıl sonra. Çünkü geçmişte çektiğimiz 20 videomuz henüz editlenemedi. Belki çoluğa çocuğa karışmış oluruz. Burada bir mesaj var galiba arkadaşlar. Marsilya'da görüşürüz. Görüşürük Marsilya'da. Geldik. Şimdi araba kiraladım Mahmut. Evet. Gold Car diye bir yerden. Ne kiraladın? Bu galiba Fransız markası Gold Car. En ucuzu buydu. Ha. Ne kiraladım? Sürpriz. Az sonra. Yani umarım. Büyük bir şey mi kiraladın? Umarım, çünkü bu adamlar genellikle biz o kalmadı elimizde falan filan diye şey yapıyorlar. Büyük değil ama kutumuz küçük arkadaşlar. Küçük mü? Küçük. Küçük küçük. Küçük minnacık bir şey hatta. Neyse çok da önemli değil zaten. Bakalım. Hadi sen hallet, bekliyorum. Yarın alırsın artık. Yarın alırım bence de şu anda. Şu an ben senin dediğin hiçbir sen şey duymuyorum. Sen de ama onlar benim dediğim. Sen de benim duymuyorsun. Bir şeyler imzaladım. Da uzun sürmeyecekmiş gibi geliyor ama. Hadi Mahmut ya, çok sıcak. Hava 35 derece. Yandım, yandım. Anahtar vallahi tahmin mısın? Ettim ama sana bir şey olmuyor ya. Hadi gel bakalım, sürpriz. Beklentiyi iyice yukarılara götüreyim. Evet. Nerede arabamız? Şurada bence. Ta 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 ta. Hangisi? Şu üstü açılır ulan. Gerçekten mi? Evet. Üstü açılıyor mu? Evet. Ama araba açılmıyor. Bu araba değil mi kesin? Bagajı da varmış. Aa, bayağı da büyük bence. Bayağı gıcır gıcır ha. So no problem then. It's okay? I think it's okay. Thank you. Bye. Ya tam da videoyu çekiyordum. Ya süper, adamla konuşmamı çekseydin keşke. Hani bir tane video var ya, ben böyle ya çikolata koymamış ya, hiçbir şey koymamış. Seni seviyorum. Amin. Dur. Amin. Öyle değil be. İyi miydi ya? Evet, bir şey getiriyordum. Bunlara mı özeniyorsun Allah aşkına? Ay dalga geçiyorsun. Ama şu an hava 35 derece, çok da uygun olmadı ama. Bak şu güzelliğe bak ya. Aman Allah'ım, kabriyolar mabriyolar bilmem ne. Hadi bakalım.
Bu zamandan beri manuellere bakılanmamıştım bu arada. Tamam. Başarabileceğimi göstereyim istiyorsan. Tamam. Ne güzel döndün böyle. Vay be, tek sefer. Vay, özlemişim ya. Şey yapmayı unutmuşum yani, daha doğrusu. Hadi. Hadi. Otele gidiyoruz. Biz göründü. Ne görüyoruz? Harmanın ucunda ne var? Bulut mu? Şato. Açılış yapılıyor. Güzel bir koku. Marsilya'da oda turumuz. Güzel bir kokuyla karşılaştık. Bilmiyordu Ayşe. Merhaba. Odamıza hoş geldiniz. Bir adet buzdolabı. Getirdiğimiz ocak. Ezine peynirimizi oraya yapıştıralım bence. Çeşmeden su içeyim mi? Aa, bulaşık makinesi bile var. Dolabımıza bakalım ne kadar geniş dolabımız. İki gün için. Bence güzel. Güzel. Hadi koşuya mı gidiyorsun şimdi? Okey, evet. Hadi. Bir de tuvalete bakalım. Oğlum lan. Hiç fena değil. Gerçekten. Yani tuvaletle duşu ayrı yapmışlar. Bu bizi birazcık zorlayacak bence. Duş burada mı? Evet. Büyük ihtimalle bir operasyon gerçekleştireceğiz oradan buraya. Evet. Ayşe koşuya çıktı tabii ki. Ben de buraları yürüyerek kat etmeyi tercih ettim. Normalde ben de koşacaktım ama gittim Ayşe'ye. Biraz Marsilya turu yapıp onunla yemek yemek için buluşacağız. Hadi bakalım. Ayşe'ye ulaştık. 500 metre öteden bile gözüken Ayşe. Salla bakayım. Salla. 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 Ne oldu, ne oldu? Koşun bitti mi? Aç mısın? Susadın mı? Nasıl bir yermiş burası? Ne kadar kalabalıkmış ya. Aa, şurada sanat eseri varmış bak. Şu an gördüm. Evet, oralara bulaşıyoruz. İnanamayacaksın. Yolu boyunca laf attılar. Yolu boyunca. Hadi ya. Aynı sokağa girersen siyahiler bana var ya, deli gibi laf attılar. Aa, bir de medeni ülke ha. Evet, deli gibi. La Kadıköy'de böyle şeyler. Evet. Biraz kısasına geldi. Bir de üzerine de... Neyse, 10 kilometreyi tamamladın mı? Evet, burası çok güzeldi ama. Vay yani be, iki... Türkiye'de koşmaya başladın. Tam da videomu öyle bitirdim. Fransa'da. Ya, sabah neredeydim, akşam neredeyim dedim yani. Vay be. Bana demişsiniz ki, aynı günde iki farklı ülkede koşar mısın? Biraz zor ama ben bu işi çözerim. Sabah neredeydim, akşam neredeyim? Yeşilik! Bunu hak ettin be kızım. İç. Musluk suyu bu arada. Hayır. 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 Oo, bayağı sert yapmışlar sanki. Güzel mi? Ya şu tipik hareketini yapma. Bir gerçek yorumuna görelim. Gerçekten güzel mi? Gerçekten mi? Oha, merak ettim. Ver bakayım. Ver hadi ver. Ben de senin etini tadacağım. İnanılmaz bir şey bu. Hadi ya. Tabak o kadar güzel gözükmüyor artık. Aa, kısmetinmiş. Şimdi hangisi daha güzel olsun? Hadi bebeğim, hadi yemek yemek istiyorum, hadi. İyice ağırdan alıyor. Et de sulu bir etmiş ha. Beğendin mi? Beğendim ama. Hangisi? Harbiden mi? Tamam hadi tadıyorum. Sossuz mu? Bence soslu. Soslarımız aynı sanki. Olabilir. İnanılmaz değil mi? Güzel mi? Sufle Fransa'da mı yeniyormuş? Ben gidiyorum arkadaşlar. O zaman sufle için koş hadi. Ay ne güzel. Hala spor kıyafet. Koşacağım birazdan. Sabah 6'dan beri. Yeter artık, yeter. Üçüncüden koşup üçüncüden yiyelim. Durma, niye duruyorsun ki sen? Deli. Koşayım. Evet, evin yolunda
Şöyle güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Ay çok güzel. Haydi. Merhaba diyor. Merhaba de bakalım aya. Merhaba, uyandık. Şimdi Mahmut'a kruvasan mı kruvasan mı? Ayşe teyzeleri izleyeceksin de. Mahmut'a diyor ama kendisi yani benimle hiçbir alakası yok. Oradaki teyze diyor. Kruvasan kruvasan diye tıkladım. Evet, kruvasan. Şimdi beni bir yere götürecek. Kruvasan yoksa biraz kalbiniz kırılır ama. Bence vardır ya. Var mıdır? Baget evet, falan var. Şurada. Amcamız elinde bagetleriyle gidiyoruz. Ve biz de bagetlerimize kavuşacağız. Şu bak şu çıtır gözüküyor. Altını ısırmışsın. Altını ısırmışsın. Hadi be. Of, bir şey yiyecek. Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır yok. Lan ne kadar aldın sen? Bir tane daha istiyorum dedim. Evet. Bitmin ağzımda gidiyorsun. Kocaman ağzım var. Paketlerim ve otelim. Sandviç mi yapacağız? Evet. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Kesmeyi! Mahmut'u sinir etmenin yöntemleri. Ayşe yanında olsun. Çantan yakıştı. Göster bakayım çantanı. Evet. Yani normalde mesela bizim orada sabah bakarsın çöp işte yani yollar temizlenir, çöpler boşaltılır. Burada öyle değil. Pisler abi. Pisler değil mi? Evet. Yani o hani pis kokusunu bastırsın diye parfümü icat etmiş adamlar. Biz mantıklı. Biz de bakteri ölsün diye kolonya icat edelim. Çok fazla evsiz var. Evet çok fazla var. Ya rahatsız edici değiller ama aşırı evsiz var. Tam çizilmelik. Aynen. Bunu çizsek mi ya oturup? Evsizler bahsettiğimiz. Evet ve burada takılıyorlar. Çok var ama keyifli takılıyorlar. Mesela şu taşa yatanlar var. Evet ama bayağı bir şeklini alarak da. Görürsek gösteririz. Evet. Allah Allah. İyi de. Ah. Çarpıldım. Geçirik. Terk edilmiş gibi sanki. Ben şey ya. Tatil işte, gibi sanki. Anlayamadım. Niye böyle bir şey var? Marsilya'da hafta sonu niye hayal kapalı? Ruhu yani ruhu var en azından. Ruhu var. Ruhu yok. Evet. Bilemedin hiç mi hiç şansı yok. Güvercin kardeş. Burada nerede gezilir? Meryem'in göğe yükselişinden dolayı 15 Ağustos'tan itibaren bayağı bir dini bayrammış. Şansımıza denk gelmiş. Evet, evet. Tanrı para harcamamızı istemiyor. Yoksa Mahmut Louis Vuitton. Meryem anamız. Louis Vuitton, Moviton, Moviton. Şimdi sen niye ifşa ediyorsun kızım? Para Karmiko. Neyse güzel bir yere paramız doğru çıkıyoruz. Paramız Karmiko olacaktı. Şöyle olacaktık. Aa. Zaten cepler boştu. Boş ver, ilk kez burasına Aşıklar Tepesi diyorlarmış. Tarihte ya yazma milattan ya, yazma. Önce. Hemen yazdın. Var ya mikrofonda büyük ihtimalle sesimiz çıkmaz. Rahat ol. Arkadaşlar fark ettik ki mikrofonla daha çok cızırdıyoruz. O yüzden birazcık böyle bize katlanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Mikrofonsuz bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle çek mi diyorsun? Kıyafet seni biraz kilolu mu gösteriyormuş ya? Longchamp. Yalnız burası bence Marsilya'da gördüğümüz en... Şöyle çekeyim. Monsieur Murat. Monsieur Murat ne ya? Monsieur Mahmut. Murat kim lan? Buldun mu kendini? Hastalık gibi sanki hepsi gri şey olmuş. Buradan nereye dönecektik? Söylemeyeceğim ki iyi falan. Bilmiyorum bakmam lazım. Manuel vites. Araba almam. İkincilikten. Burada ödedeyim. Pardon. Nasıl çekebilirim ki? Çekeyim. Şöyle çekeyim. Şöyle çekeyim. Ha bak şurada kale var. Kaleye gitmeliyiz. Turist var. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz.
biraz zorlu bir patikadan geçeceğiz falan böyle 1,5 saatlik bir yolla. Oraya gitmemiz, o koya gitmemiz 1,5 saat sürecek, o koydan dönmemiz de 1,5 saat sürecek. Belki 2. Patika yollardan yürüyeceğiz. Biz koşarız bebeğim, bizim için o yollar... Sen koşarsın, ben... Öyle bir iddiam yok benim. Senin havan yeter be Ayşe, lefit ol. Çok güzel manzaramız var ha. Hadi manzarayı göstereyim biraz. Bu arada manuel arabayı da tekrar hatırladım farkındaysan. Muhteşem, konforlu. Hiç stop etmeden bir şey yapıyorum şu anda. Allah, süper kullanıyorsun. Bir daha söyle. Titreştirmeden. Bak bak, çek, bir daha çek. Vay anasını satayım ya. Çok güzel yollar ya. Bisikletimizi alsaydık keşke. Vallahi ben bir tane Brampton istiyorum zaten Ayşe'cim. Bana bir tane Brampton hediye alsana. Şey desene, sponsor bekliyoruz. Brampton'dan sponsor bekliyoruz. Sponsorluk. Ne yapıyorsun? Kaşığını göster. Evet. Yoklukta kaşık yapan Ayşe nazar nazar. Bir saat, 1,5 saat falan yürüyeceğiz şimdi. Tamam, bir şey söyleyeceğim. İki tane su, orada su, peki yemek yiyecek su alacak yer var mı? Yok, diye yok. O zaman iki suyu da alacağız. Tabii kaşığı ki alacağız. Sırt çantalarımız bu için var. Evet. Ağır olacak. Hadi bakalım, hazır mısın? Hazırım. Hadi. Yürüyüşe başlıyoruz. Arkadaşlar, size kaliteli bir video izletemeyeceğiz biz. Yok yani, olmayacak o. Olmayacak, üzgünüz. Biz böyle doğal yaşayan insanlarız. Mikrofon taşı, onu taşı, bunu taşı. Ben hep biraz bağırarak konuşacağız ama şu an burası sessiz bayağı ya. Derken yuvarlanıyordu. Bence videoya odaklanma. Şey gibi, Fethiye'de düşen hani kırdı bacağını kırdı. Burada da haberlere çıkmayak mı yani? Haberlere falan çıktım. Fethiye'ye tatile gitmiştim. Büyük şelaleye gidiyorduk. İnmeye çalışırken ayağım kaydı ve buradan 1 metrenin aşağıya düştü. Kutu gibi geldi. Haberlere falan çıktım. Burada akut yokmuş bebeğim. O yüzden haberleri almayacaklar seni. Evet, kaybolduk maybolduk ama güzel bir yeri bulduk. Burada denize girmek istiyorum şu anda. Şuraya çarpı koymuşlar. Buradan direkt aşağıya iniyor. Şöyle de denize yazmışlar. Bir saat kalmış. Gerçekten böyle 30 dakika, yani 24 dakikadır falan yürüyoruz. Burada bir şey, yani bu tarafa çarpı koymuşlar. Arkadaşlar, şurada ağaç devrilmiş. Bu arada tam 1 saat oldu. Çam ağacı kokuyor. 3.96, 4 kilometredir yürüyoruz. 1 saat oldu. Herhalde bir 3 kilometremiz daha mı var? 4 kilometre bittiğine göre, hesaplarımıza göre 7 kilometrelik bir parkurdu. Herhalde bir 40 dakika daha var yürüme mesafesi. Likya değil, Karya yolunda kaybolmuştu. Güzel bir kayboluştu ama. Vallahi hiç güzel bir kayboluş değildi. O çalıların arasından, taşların üstünden zıplaya zıplaya en sonunda o soğuk suyu bulmuştuk. Evet. Soğuk su dediğine bakmayın. Bu arada bir tane orada bir ev bulduk. Sonra evdekilere, köylü müydü onlar? Köylülerdi değil mi? Köylü amca ile teyze vardı teyze işte. Vardı. Onlardan su istedik. Oranın yerlisi. Buz gibi bir su vardı. O kadar güzeldi ki ilk kayboldum. Sonra utana sıkıla birer tane daha. Sonra birer tane daha. Adamların soğuk suyunu bitirmiş olabiliriz. Hatta bunun videosu var. Keşke bulabilsek de buraya koyabilsek. Aa evet, GoPro ile çekmiştim. Belki buluruz be. Koyarız belki. Bulursak şuraya koyalım bak, ortaya doğru. Oraya koymayalım. Direkt şu an girdi. Bence şu an izliyorsunuz. Evet, Ayşe yine bir şey buldu. Gel. Arkadaşlar, gördüğünüz şiddet. Oha. Oğlum kaçırıyorsun böyle şeyleri ya. Bundan daha. Hadi ye bir tane sen. En sevdiğim şey, bak şurada böyle üf yani. Oo. Ay, arı. Arı bende bal yok. Çiçeklerde pek çok. Bak, en lezzetlisi sana. Yenir misin? Yenmez. Keçi, her bulduğunu yiyorsun. Ruhunu bırakmış bir Mahmut. Gülüyorsun ama sırf kameraları oynuyorsun be Mahmut. Evet Ayşe'cim, bizi yanlış yola götürdüğünü artık kabul et. Gerçekten kaybolduk diyordum. Kaybolacak mıyız diye. Galiba bilerek kaybettirdin bizi ya. Hikayeyi. Evet.
Bu arkadaş bizi şey yaptı. İyi ki sorduk, sormasaydık evet, sıkıntı yaşayacaktık. Bak bu yoldan gitmeyeceğiz demiştik. Evet. Yeah, we saw the crosses over there. This one's crosses, and we thought that this is not the way. Yeah. Ah, okay. That's why we go right. Bundan 1.5 saat önce Ayşe buradan gidelim ya falan demişti. Buradan gidelim ya. Acıların çocuğuyum, 3 saattir gezdim yukarılara. Aa, Belvedere yukarıdan diyor. Biz Belvedere gittik Ayşe. Hala Belvedere diyor ya. Yukarıdan gitmemiz lazım. Soldaki o çıkan yol. Tamam hadi. Görüşürük. Bay bay. Aşağı inerken bir tane şeyi gördük. Büyük ihtimalle siz az önce tanıştınız. Theo. Theo kardeş dedi ki ya yanlış yere gidiyorsunuz. Allah razı olsun dedik. Hadi bizi. Dedim, ben sizi götüreyim. Hadi dedi. Öyle demedi. Biz seninle gelebilir miyiz dedik bence adama. Her neyse gittik. Adamla beraber. Sonra Belvedere'ye işte Ayşe'nin az önce söylediği Belvedere'ye gittik. Arkadaşlar Türkiye gibi değilmiş burası, bir kere onu söylemek lazım. Türkiye'de her yolun sonu bir sahile ulaşıyor. Nasıl olsa yürürsün, sahile gidersin mantalitesiyle. Burada yürümemek lazım. Şu an 2 saat 36 dakika oldu. 9 kilometredir yürüyoruz. Normalde işte o yukarı çıkmasaydık belki de şimdi size plaj videoları. Come on. İşte denize atlamalar, dalgaların köpürmesi şeklinde videolar çekecektik. Ama denize gösterdik gideceğimiz plajı. Evet. Şimdi o konuda şanslıyız, tamam. O Belvedere gitmeseydik ben üzülürdüm. Evet. Evet, sizi gördünüz işte 2 saniye önce. Ama... Koyu yukarıdan görmek güzel gördüm. Bence de. Neyse. Haydi bakalım. Aşağıda görüşürüz artık. 2 saat 53 dakikada 10 kilometre yürüdük. Yolu bayağı bir uzattık ama başardık. İnanılmaz kalabalık şu an göründüğü kadarıyla. Geçiş yolu yok ama bayağı keyifli gözüküyor. Ayşe bir poz ver bakayım. Direkt gireceksin gel. Evet hadi. Lup şup. Açız, susuzuz. Böyle evet. Soğuk bir şeyler içmek istiyorum ya. Tam 4 saat 26 dakika oldu. Toplamda bu arada. 17 kilometre şu ana kadar yürüdüm. Yani giriş dönüş toplam. Ayşe bir ara dedi ki, bu videoda bir kaybolma efekti koysak. Dedim ki, öyle bir şey yapmayalım. Gerçekten kaybolalım istiyorsan. Başımıza geldi. Allah kahretsin. Ama beni yönlendirdi. Beni kaybolmaya yönlendirdi. Bilerek bizi kaybettirdin değil çok, mi? Çok uzattı ya yolu evet. Olay. Normalde 1.5 saatte varacaktık, 3 saatte vardık. Suyu muhteşemdi zaten evet, gördünüz. Evet, suyu çok güzeldi ya. Şeyi de... Tam böyle of buz gibi buz böyle. Buz gibi evet. Buz gibiydi, tertemizdi, masmaviydi. Mahmut taştan atladı, evet. Onu da şey yapacağım. Buraya bir yere koyarım taştan atlayışını. Şöyle zıplayarak wow diye. Valla evet, 8 metrelik bir kaya buldum. Herkes atlıyordu, millet çift ters taklalar bilmem neler. Ben bir müddet düşündükten sonra düz atlamaya karar verdim. Puan kaç puan veriyorsun atlayışıma? Sen söyle. 10 üzerinden 6. Ne? 6? İyi bir puan be. Sevgili torpil nerede ya? 10. 200 torpil siz olmaz. Ben 9.8 falan deseydim. 10 üzerinden 9.9. 0.2 kırdım tamam. Takla atmadığın için deseydim. Anlardım da yani. Hadi kolum ağrıdı. Evet, bilin bakalım neler oldu. Otelimiz yok. Sokakta kalacağız bugün. Ya şöyle, Booking'ten otelimizi ayarlamıştık. Fakat ben internetimi açmadım geldiğim günden beri. Bir başarı şeyidir bu. Bence bir cimrilik kendisi evet, var. Evet, ufak bir cimrilik yapayım dedim. İnternetimi açmadım.
Ayşe'nin kredi kartından yapmıştık. Fakat bir şeyler ters gitmiş herhalde. Bize de ulaşmaya çalışmışlar. Bir de hop. Hadi koş kaç kilometre? Güneşli yemek kaç kilometre? Neyse bulduk güzel bir otel. Neyse evet. Sonuç itibariyle şehir değiştiriyoruz. Bir yarım saatlik bir yolumuz daha var. Daha güzel bir yeri. Daha güzel oldu evet. Evet. Orayı da görmüştük. Orası küçüktü zaten. Ya küçük bir yerdi. Gezmiştik evet. Orayı da. Size pek gösterecek şey yoktu. Neyse hadi bakalım otelimize. Evet. Üçüncü güne hanımefendi kruvasan diye uyandı. Ve ilk ısırığını alıyor. Kruvasan tadımcısı Ayşe. Öbürü daha güzeldi. Muydu? Yorumun bu muydu? Sıcak mı? Değil. Morali bozuldu bak suratı. Öbürü daha güzeldi ya. Çıtırtısı çok iyi. Lan deli misin? Mükemmel lan bu. Diğeri hamurdu, yedirdiler bize hamur. Çıtırtısı bile yoktu. Kruvasan dediğin çıtırtılı olur. Şuranda kaldım. Düştüm. Ben çok beğendim ya. Şu çıtırtı hissiyatı çok güzel ya. Tamam. O kadar. Çıtırtı hissiyatı tat konusunda bir önemli değil diyorsun. Hayır tadı çok güzel. Yine çarşı pazar buldum mu? Yine buldum mu çingen kıyafetlerini? Allah'ım ya. Trakya çingenisi. Kruvasanları yedik. Ayrıca çok beğenmedi ama ben beğendim. Ben ilk kruvasanı daha çok. Bir de sıcak sıcaktı. Sıcak. Bence hamurdu. Neyse. Şimdi yola koyulduk tekrardan. Saint-Tropez'e doğru gidiyoruz. Buraya kadar gelmişken bin şu zenginlerin uğrak mekanı Saint-Tropez'i de görmeden dönmeyelim dedik yani. Ne yapıyorlarmış? Eksik dedik ya. Jix arabamız var. Şöyle üstünü açıp gezmeyelim. Fiyatı 500'ümüzde. Reklam değildir arkadaşlar. Lütfen baştan ya. Söyleyeyim. Reklam falan değil. Şimdi evet. Biz şöyle yapmaya karar verdik. Dümdüz otobandan gidiyoruz. Sonra sahil yolundan keşfede biraz daha yavaş döneceğiz. Bir 50 dakika sonra Saint-Tropez'de olacağız. Ciao. Açar değil neydi? Onların işte selamı. Orva. Orva. Orva değil. Herkese dün gelin herkese. Orvar görüşürüz demek değil mi işte? Orvar. Güle güle. Selam vermek ne demektir? Cahillik. Öğreneceğiz. Hızlı zamandır Ayşe'nin çok istediği bir şey. Saint-Tropez'e geldiğimiz gibi ilk karşımıza çıkan şey oldu. Kimono. Kışın giymek için. Evet. 89 euro. Buranın pazarı bile biraz pahalı bir pazar. Tam da toplanmalarına denk geldik. Ve her şey gerçekten çok pahalı. Aman Allah'ım Ayşe bu çok güzelmiş. Beğendiysen alalım. Evet Marsilya'ya adımımızı attık. Fakat bunlar öyle bir zengin ki. Hem her şey çok pahalı hem de saat şu anda 2 falan. Ve kapatıp gidiyorlar dükkanı. Evet. Şöyle göstereyim. Herkes toplanmanın eşiğinde. Arabalar geliyor falan filan. Şuraya da bakalım mı? Hadi bak bakalım. Şuraya da bakmak istiyor kızımız. Açık olan dükkanları yakalayacağız. Hızlı hızlı koştu ama açıkta bir yer buldu. Kaç para? Gerçekten çok tatlıymış. How much is that one? 10 euro. 10 euro. Okay, we will buy it. Çok beğendim bebeğim. Saksı. Evet ama şu ortadakileri çıkartıp çanta da yapabilirsin. Ben çanta olarak. Hadi de veriyorum 10 euroymuş. Hatırası bile yeter be. Evet. Ha? Yakıştı. Tamam. Hadi. Yani aslında saksı lık ama bir el çantası olarak gayet hoş. Şöyle bir poz ver. Saksın şey pardon çantanda. Evet. En ucuz şeyi aldık zaten. 10 euro. Diğer çantaların ama hepsi şey 50 euroydu. Açıkken biz buraya gelseydik kesin güzel şeyler de alabiliriz. Aa şurada çok güzel bir kuş var. Evet bir tatilin daha sonuna geldik ama tabii bu ayrılık konuşması değil. Bir daha yarın güzel bir kruvasan yeme planımız var. Ama biz günü burada sonlandırıyoruz. Güzel şey. Bizim otelimiz. Neyse çantaları hazırlama vakti geldi. Hadi bakalım. En sevmediğim kısım. Asansörümüz çalışmıyor. Bavulları taşıdık. Şöyle. Evet. 3 kat. Bol antrenmanlı bir seyahat oldu. Bir sonraki videoda görüşürük. What we do here is go back. Gözlerim daha açılmamış. Güzel ya.
Ama en iyisi ya bence. Ben bunu daha iyisini yedim. Bence muhteşem. Güzel. Ama sonra ben dediğimin arkasında mükemmel değil. Bütün güzel yiyoruz. Biz sonraki perdeyiz. Görmedik mi?